Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba, selamlar. Bugün sizlere tavşanlarımız doğum yapmış, onlarla alakalı video çekeyim dedim. Bir de bizim bu ufaklıkları merak edenler illaki olmuştur. Oradan da size biraz video çekeyim istedim. Maşallah bunların keyifleri çok güzel, keyif yerinde. İşin ilk 2-3 gününü atlattık, zor oluyordu biliyorsunuz. Gel. Gel, gel. Allah'ım şunun asaletine bir bak hele. Hele bir bak hele. Allah'ım. Sen nesin böyle? Gel. Gel. Gel ponçik. Cık, 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 cık. Maşallah ya. Gel. Beyaz da sen de gel. Dediğim gibi ilk 2-3 gün emdi mi, emmedi mi, acaba bir şey olacak mı falan arkadaşlar. İnsan bir tedirgin oluyor. Çünkü devamlı keçi üretimi yapan birileri de değiliz malum. Çok da işten anlayan da değiliz ama tabii bizim ecdadımız çobanlık yapmış, öyle söyleyeyim. O sebeple bilgiye sahibiz. Yavrulara ilk gün aşı vurmak gerekiyormuş arkadaşlar. Ben onu bilmiyordum mesela. Sağ olsun kayınço hemen uyardı. Bunlara dedi aşı yapman lazım. Yeldif aldık geldik. Birer cc galiba birer cc'ydi. Yeldif vurduk arkadaşlar ki kas hastalığına yakalanmamaları için. İlk gün yerde yatan beyaz yavrunun çok emdiğini görmemiştim ama şu an itibariyle hem o hem de diğeri artık anneyi gayet iyi şekilde emmeye başladı. Tabi yavrular çok küçük diye anneyi daha dışarıya yaylıma çıkarmadık arkadaşlar ki yavruların başına bir şey gelmesin. Malum sokak köpekleri falan var. Onlar saldırabilir. O yüzden yemi sütü birazcık az diye süt yemi aldım. Hayvana destek ve takviye olsun diye. Yavrulara gayet iyi şekilde baksın. Maşallah. Nazar değmesin. Bunların süt emmeleri benim çok hoşuma gidiyor. İkinci ve üçüncü keçilerimizin de doğumu arkadaşlar muhtemelen 7 günü falan kaldı. 6-7 gün sonra İkisi de doğum daha yapacak. Sonra buraları yavrudan geçilmeyecek. Gördüğünüz gibi samanı, arpası ve yeni almış olduğumuz yeminden ufak bir rasyon koydum. Şurada da yalama tuzu var zaten. Keçimiz bu şekilde huzurlu. Bir zamanlar bahçemiz komple süs tavuklarıyla doluyken şu an sadece bahçemizde keçi mevcut. Tabii bu hep böyle devam etmeyecek arkadaşlar. Civcivlerimizin 7-8 gün sonra da çıkımı başlayacak nasipse. Bir 150 kadar Brahma yumurtası koyduk. Herhalde bundan bir 100 kadar çıkım alabiliriz. Burada son kalan horozumuz var. Bunu da nasip olursa Sefa Erdoğan kardeşimize göndereceğiz. Müsait olamadım bir türlü. Otobüse verip de göndermek gerekiyor. Güzel bir hat, güzel bir kan. Elimizde son kalan horozumuz zaten bu. Kafa çalışmak isteyen arkadaşlar için de ideal bir horoz. Nasipse bunu Sefa'ya göndereceğiz ki lazım olursa elimizin altında bulunması gereken bir horoz. Çok geniş bir kafa yapısına sahip, çok geniş bir eyere, kanat telekleri ve kuyruk teleklerine sahip bir horoz arkadaşlar. Kanat renkleri de çok siyah, onu da söyleyeyim. Sadece ibiğin ortasında bir es dalgalanması var ama etli bir ibik yapısına sahip olduğu için de o da güzel bir hayvan. Son bırakmamız bu da yuvadan uçup gidecek. Ondan sonracığıma size gösterecek oldum. Arkadaşlar kazlar maalesef ki kuluçkaya yatmadı. İki defa videoda çekip de kaz çekeyim istedim ama maalesef hayvanlar gelip buraya yerlerini dahi hazırlamasına rağmen gördüğünüz gibi ben o zaman 12 yumurta koymuştum. Onları aldım, makineye götürdüm. Sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane yumurta koydular. Burada ama maalesef ki maalesef gelip de üzerini kapatıyor, yumurtluyor, gidiyor, yatmadılar. Kapıyı ben de açık bıraktım ki gelip belki de üzerine yatarlar diye ama yok öyle bir ihtimali şu an için görmedim diyebilirim. Diğer keçiler de geldi. Daha doğrusu bir tanesi gelmiş.
Öteki nerede? O daha gelmemiş. Bunun da doğumunu arkadaşlar bir 10 gün falan kaldı. Çok emin değilim. Tarihine bakmadım ama bu da artık meme yapılarını genişletmeye başlamış. Maşallah. Bu uzun zamandır görmüyordum. Çok da kovala kovala, aferin Cenk, kovala gelsin bu tarafa. Bunun ben 4-5 gündür bakmıyorum, adam akıllı desem yeri var. Bunun da bayağı salı genişlemiş. Buna bak. Hey yavrum, sen ufacık bebeksin lan. Bu da büyümüş. Evet, bunda da güzel bir meme yapısı olacak. Nasipse sağımı rahat olacak bir hayvan. Bak baba, maşallah. Hakkı. Yani durum burada bu. Hayır. Hayır, dışarı. Ay. Şimdi çıkayım arkadaşlar. Bizim tavşan doğum yapmış. Biraz da buradan görüntü alayım sizler için. Görüşürüz yukarıda bakalım. Tabii evin içinde beslemiş olduğumuz tavşanları da merak edenler illaki olmuştu. Yavruların keyfi güzel. Bayağı da bir büyüdüler arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırız. Birazdan yeni doğmuş ve bir önceki doğanları da çekeceğim sizler için. Evde beslemek daha kaliteli, daha kolay oluyor. Hayvanın yediği ve yemediği her şey kontrol altında. Bayağı da güzel oldu, baksanıza. Şimdi yukarıya çıkıp da doğum bitti mi diye bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yukarıya geldik. Doğumumuz bitmiş. Ama muhtemelen bu doğum arkadaşlar bence yeni bitmiş. Çünkü hala hayvanın vücudundan çıkan kanlar duruyor. Öyle söyleyeyim. Yani henüz bitmiş bence. Bir de dikkatimi çeken bir olay var. Tavşan nedense ilk doğurduklarını böyle dışarıya bırakıyor. Yuvayı hazırlamadan mı yapıyor onu da bilmiyorum ama çok da enteresan bir durum. Bak bu geçen sefer de öyle oldu. Yani normalde 4 tane doğum yapıyor. Bir tanesini dışarıda bırakıyor. Ölmüş bu hayvan. Yani doğduğu gibi ölmüş. Hava tabii de soğuk. Ama diğerlerinin akıbeti nedir? İnanın bilmiyorum. Bir kımıldığı var mı? Var. İçeride kımıldama var arkadaşlar. Bu da demektir ki ya benim anlamadığım ne biliyor musun? Hayvan vücudundaki tüyleri deli gibi yolup yolup bu hale getirmiş. Komple yuva yapmış ama üzerine baktığın zaman da hiç belli olmuyor. Eski tüylerini mi yoluyor, yeni tüylerini mi yoluyor, inanın bilmiyorum arkadaşlar. Saman, yonca, arpa ezmesi ve tavuklara verdiğim yemi şu an arkadaşlar kullanıyorum hayvanlarda. Dumman olacağım. Tavşanlar bu şekilde sağlıklı şekilde doğumunu yapıyor, büyümesini sağlıyor. Ama dediğim gibi şu an yeni doğum olduğu için yavruların ne olduğuna bakamayacağız maalesef. Ama olsun, bakacağımız hayvanlar var. Ne zamandır da çekmiyordum arkadaşlar sizin için. Şimdi arkaya dönüp de şuradaki tavşan yavrularından video çekeceğim. Bunu bir asılalım. Tabii bu anne biraz kıskanç. Geçen gün elimi atınca böyle bir şey yaptı. Bak kaç. Yavrular kendine geldi. Kocaman oldular. Bu da merakla bakıyor bak. Şu yavrunun gözü kapanıyordu. Dur bak 2 dakika. Ben onu kendim açıyorum arkadaşlar. Normalde şu zamana kadar çoktan açılması lazım ama neyse, şunları bir çayla temizleyelim. Gözler normalde açılık. Senin? Heh. Tamam, gözler normalde açılık. Tamam git be. Senin açık mı? Bu vıcır vıcır uçuyor. Dur bir dakika, seninkini de açalım. Bu kızıl bir yavru. Şuraları biraz temizleyeyim bari ya. Gece
yatınca insanda kalkınca çapak oluyor ya. Tavşanlarda da bu olay var. Bak. Biraz da tüylü galiba yavrular. Ondan da yapıyor. Bak bu elimdeki benim arkadaşlar belli oluyor mu bilmiyorum ama bu bir kahverengi mi? Kızıl. Bu kızıl renkte bir yavru. Gözleri çapaklanıyor. Tamam kaç. Kaç. Bıraktım. Bak bunda bir şey yok. Pirana gibi mübarek. Yavrular büyüdü arkadaşlar. Bir tane gri yavrumuz var. Bir tane kızıl ya da çikolata renginde bilmiyorum. Galiba çikolata. Bir tane de artık o büyümüş, anneyi de dışarıda emmeye falan başlamış. Bak. Onu yeni fark ettim. Bunlar sanırım daha dışarıya çıkmıyor. Aha çıkarttım vallahi. Çıkın lan dışarı. Çık sen de çık. Anneye bak ya. Anne bildiğin bana saldırıyor. Çık. Attım dışarı. Attım dışarı bakayım yandan çeksem. Ne olacak? Ama yavrular hemen ha, güzel. Tamam beni gördüğü gibi içeri gidiyor arkadaşlar. Bu da iyi bir haber. Acıktın mı lan? Sana azıcık yem veririm. Al. Ha. Ye. Ye de yavrularına iyi bak, tamam mı? Bunun yavruları şu an itibariyle sağ salim büyüdü. Şurada bizim bir tane tavşanımız kaldı arkadaşlar. Doğum yapacak. Diğerini aldıktan 2 gün sonra falan nasipse bunu da buraya getirdik. 2 gün sonra da bundan da doğum nasipse meydana gelecek ve sizlerle bu güzel hayvanların büyüdüğünü paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanala bir abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.